Arkadaşlar merhabalar. Konu anlatımında çemberde açıda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani dördüncü özellikteyiz. Çemberde iç açı ve dış açıyı anlatacağız size. Sayfa 132'deyiz. 132'nin e, ikinci sütunundayız daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar iç açı ve dış açıyı aslında bilmeseniz de olur. Çünkü kendiniz rahat bir şekilde ispatlayabilirsiniz, yapabilirsiniz. Bilmeden de sonuçlara da yapabilirsiniz. Ama genelde niye niyesi öğrenciler İç ee, iç açıyı ve dış açıyı çok kullanmak istiyorlar. Peki kullanalım o zaman. Ama kullanmadan da yapılabileceğini ben size göstereyim. Niye? Şimdi şöyle içeride iki kirişin kesişmesiyle iç bölgesinde oluşan açıya biz ne diyormuşuz? İç açı diyormuşuz. Peki iç açıyı nasıl bulacağız? İç açı neymiş? Gördüğü yayların toplamlarının yarısına eşitmiş. Nasıl olacak peki hocam bu? Bakın şunu şöyle çizecek olursam. Ee, hem buradaki çevre açıdan dolayı bu yayı yoğunlaşabiliyoruz. Yani burası A. Burası gördüğü yay ne oldu o zaman? 2A oldu. Peki buraya B dersen B ise gördüğü yay ne oldu? 2B oldu. X gerçekten de 2A artı 2B bölü 2'ye eşit mi? Evet eşit. Niye? Çünkü şuradaki üçgende iki iç açının toplam bir dış açı. Dolayısıyla x açısı a artı b'ye eşit oldu. x açısı a artı b'ye eşit oldu. Yani x açısı gerçekten de gördüğü yayların toplamının yarısına eşit oldu. İşte bu ispat yöntemiyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama ee, yine de iç açıyı bilelim diye söyleyecek olursanız da söyleyelim. Neymiş? Gördüğü yayların toplamının yarısına eşitmiş. Yani bu 2 artı 2B bölü 2 eşitmiş. Tamam. Evet. Kural bu. AB ve CD yayların toplamının yarısına eşit. Dışarıda oluşan açı da gördüğü yayların farklarının yarısına eşittir. Yine aslında bilmeden kendiniz böyle çok karışık sorularda kullanabilirsiniz tabii ki Öyle her soruda da kullanacaksınız diye bir şey yok. Yine bunun ispatı çok kolay. Bakın şurada şu yayı gören bir açı oluşturacak olursam. Buraya A diyecek olursam. A ise gördüğü yay nedir? 2A. Peki 2 iç açının toplamı burası bir dış açı. Ya da buraya şey diyelim. Şuraya B dersem gördüğü yay 2B değil midir? Peki şu üçgende iki iç açının toplamı bir dış açı olduğunu biliyoruz. Peki bir dış açıya eşitse e, x artı a b'ye eşit oldu. x artı a eşittir b'ye eşit oldu. x buradan neye eşit oldu? b eksi a'ya eşit oldu. X B eksi A'ya eşit oldu. Bakın gerçekten X açısı gördüğü yayların farklarının yarısına eşit oldu. B eksi A bulduk ya. Gördüğü yaylar ne? 2 B eksi 2 A. 2 B eksi 2 A bölü 2 X açısına eşit oldu arkadaşlar. Yani B eksi A'ya eşit oldu arkadaşlar. Tamam karışık sorularda bunu kullanabiliriz. Gördüğü dış açıda gördüğü yayların farklarının yarısına eşittir diyebiliriz. Eyvallah. Ama dediğim gibi bilmeseniz de sonuçlara da ulaşabilirsiniz. O ayrı bir konu. Şimdi bunların da kendi çapında bir sonuçları var arkadaşlar. Mesela sonuç ne demiş? Her ikisi de teğet olduğunda bir kere ben şunu söyleyeyim. Bu her ikisi de teğet olduğunda bu teğet uzunlukları birbirine eşittir. Birincisi bu. İkincisi de BAC açısıyla açıyla alakalı şeyi söyleyeceğim. Bunu uzunlukta kullanacağız bu eşitliği göstermem isterseniz. BAC açısıyla şuradaki açıyla BC yayının toplamı 180'e eşittir demiş. Ben bunu iki türlü ispatlayayım size isterseniz. Nasıl mı? Bir buraya bir alfa diyeyim. Peki şuraya A buraya B diyecek olursam bu dış açı değil mi? Gördüğü yayların farklı ya da buraya A diyecek olursam şuraya A diyecek olursam burası 360 eksi A değil midir arkadaşlar? Toplamlar 360 yapacak çünkü. Gördüğü yayların farklarının yarısı alfa eşittir. Alfa A eksi 360 eksi A bölü 2'ye eşittir. Buradan ne geldi arkadaşlar? Alfa açısı neye eşit oldu? E, e, bu eksi 360 artı a yaptı. 2a eksi 360 bölü 2 eşit oldu. 2'ye böldüğümüz anda alfa açısı oldu? a eksi 180 eşit oldu. Yani, yani 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 keşke şuraya şey deseydik ya. Alfa alfa eksi a 180'e tamamlayalım. Ya şöyle diyelim mi arkadaşlar? Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çünkü bana burada kaçı da lazım. Oradan da yapabilirim ama neyse şuraya alfa dedim. Şuraya a açısı dersem burası 360 eksi a mı oldu? Evet. Alfa açısı neye eşit? Şu ikisinin farklarının yarısına eşit olacak. Daha kolay olacak. 360 eksi a eksi a bölü 2 eşit oldu. Yani 360 eksi 2 a bölü 2 eşit oldu. O da 180 eksi a'ya eşit oldu. Evet alfa açısı 180 eksi a'ya eşit oldu. Gerçekten de arkadaşlar gördüğünüz üzere ne oldu? Şu ikisinin toplamı gerçekten de 180 derece yaptı. Yani bu açıyla bu yayın toplamı 180 derece yaptı. Tamam. Birinci ispat bu. İkinci ispatta şu şekilde yapayım isterseniz arkadaşlar. Bu ikinci ispatta önemli. E, i̇kinci ispatta şu, çemberin merkezi şurası olsun, şurası olsun. İkinci ispatta bir, bir de şunu da söyleyebiliriz aslında. Merkez şurasıysa, tam merkezden ve A köşesinden geçen şu teğet teğet olduğu zaman merkezden geçen doğru açıortay ortay doğrusudur. E, Niye? Niye? Şu merkez var teğet var çektik yapınca merkez var teğet var çektik yapınca burası da re, burası dere. Aa hocam gerçekten de kollara çizilen dikmeler eşit oldu. O zaman bu açı ortaydır. Ayırdıkları yerler de eşittir. Bak ortak teğet şu bir noktadan çıkan çember, çember çemberde bir noktadan çıkan ve teğet olan doğrular ne oldu arkadaşlar? Birbirine eşit oldu ve açı ortay doğrusu çıktı. Yani ben buraya x açısı dersem burası 90 x yapar. Buraya y açısı dersem burası da 90 eksi y yapar. Yo burası da x açısı. Niye y dediysem. 90 x yaptı. Gerçekten de bu açı 2 xken burası 180 2 x oldu. 180 eksi 2 x ise burası da 180 2 x oldu. Merkez açıdan dolayı x'in toplamı da ne yaptı? Çünkü bu yay 180 2 x. 180 2 x. Şu açıda 2 x açısı topladığımız zaman ne oldu? Gerçekten de 180 oldu arkadaşlar. Tamam. Ve aşağıdaki kural da yani bunu kural olarak ezberlemeyin zaten. Bunlar kural değil arkadaşlar. Kural mural değil. Yani tamam şu belki bir nebze kural. Yapabilirsiniz arkadaşlar. Kurallar arasında alabilirsiniz. Alfa ise burası nedir? 180 eksi alfadır. Tamam. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Bir de demiş ki bu açıyla bu yayın toplamı direkt 90 derecedir demiş. Mesela buna hiç gerek yok. Sebep e, merkez var. Teğet var. Çek. Dik yapsan. E, burası alfayken Burası 90 eksi alfa yapmıyor mu zaten? İkisinin toplamı 90. Merkez açı oluştu. Burası da 90 eksi alfa yaptı. Gerçekten de bu açıyla bu yayın toplamı 90 derece yaptı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Tamam mı? Yani en azından bunu ezberlemeye gerek yok. E, ama şunu da bilmekte fayda var. Alfa ise 180 eksi alfa. Ama unutursanız da nasıl hamle yapacağının iki farklı şekilde de ispatını da size yapmış oldum. Hadi bakalım şimdi sorulara başlayalım. Şeklin karışıklığı hiç önemli değil. Şeklin karışıklığı hiç önemli değil. Şimdi arkadaşlar şekil çok karışıkmış gibi duruyor. Bizi ilgilendiren kısım neydi? Açıl ve gördüğü yay. Değil mi? Bak burada ne var? Kalemi ters tutuyormuşum düzelteyim. Burada ne var? Bu açı var. 40 ise gördüğü yay kaç yaptı? 80. Hocam burada da 50 var. Gördüğü yay kaç yaptı? 100. Süper. Süper süper süper. O zaman ne olacak arkadaşlar? Alfa isteniyor benden. Aa hocam burada bir yay var şöyle. Burada da bir yay var böyle. E ben şu iki kiriş arasında kalan yayı bulabilirim aslında. Şu kirişle pardon. Şu kirişle şu kiriş arasında kalan yayı bulabilirim arkadaşlar. Değil mi? Yani şurada kaç bulabilirim? Bulayım. Burada kaç yayı x dersem. X açısı buradan ne yapıyor arkadaşlar? Gördüğü yayların toplamlarının yarısı değil miydi? X 80 artı 100 bölü 2'ye eşit. 180 bölü 2'den 90. Evet x açısı 90 derece ise alfa açısı da 180'e tamamlıyor. Burası da 90 derece yapmak zorunda arkadaşlar. Yani sorumuzun cevabı 90 yaptı. Geldik bir sonraki soruya. Bak mesela ben bunu ilk başta şeyden yapayım. Hiç iç açıya dış açıya girmeden yapayım isterseniz. Yapayım. Bakın ne var burada? Arkadaşlar şu açıya ben alfa diyecek olursam çevre açıya oraya yoğunlaştım. Alfaysa ED yayının ölçüsü isteniyor zaten. 2 alfa. 2 alfa isteniyor bizden. E hocam burada da bak açı ve gördüğü yay var. 2 alfa ise burası da alfa yaptı mı? Yaptı. Süper. Yüzü de kullanmam lazım. Aa hocam şurada bir boynuz var. Bu merenk var. Ne var? İstediğiniz şeyi söyleyebilirsiniz. Bu üçünün toplamı yüzeye eşit değil mi? Evet. Topla o zaman. Alfa 40 ve alfanın toplamı 2 alfa artı 40 eşittir 100. 2 alfa eşittir 60 alfa'yı buradan kaç buluruz? 30 derece buluruz. Cevap bu. Gerek var mıymış iç açıya dış açıya? Yok. Ama ben yine de merak eden arkadaşlara iç açıdan ve dış açıdan yapayım. Benden ne isteniyor? X açısı isteniyor. Peki şuraya da y diyeyim. Çünkü şuradaki iki kiriş iç açıda gördüğü toplamların yarısı var. Bir de dış açı var burada gördüğü yaylar. O yüzden buraya y dedim arkadaşlar. X açısı, pardon, e, yüz açısı, değil mi? Yazalım onu. Yüz açısı neye eşit arkadaşlar? Gördüğü yayların toplamlarının yarısına eşit. 100 eşittir. X artı Y bölü 2 ise X artı Y buradan ne geldi arkadaşlar? 200 geldi. Peki 40 derecede gördüğü yayların farklarının yarısı değil mi? Evet. Yani 40 derecede X, Y eksi X bölü 2. Y eksi X bölü 2 eşit. İse Y eksi X'i buradan kaç bulduk arkadaşlar? 80. E ben burada ED yayın ölçüsü için Y'yi bulmam lazım. Ee, taraf tarafa toplarsam X'i buluyorum ama olsun önemli değil. Bulalım. Taraf tarafa çıkartırsak direkt X'i bulabiliriz ama hiç önemli değil. Taraf tarafa toplarsam 2Y geldi. X'ler gitti. 2Y eşittir. 280 ise Y'yi buradan kaç buluruz? 140 buluruz. Y buradan 140 ise arkadaşlar X yayı da buradan ne yapacaktır? X açısı da ne yapacaktır? Toplamları 200 olacak. Yani buraya kaç derece kaldı? 60 derece kaldı. Yani X 60 yapacak. Biz ne bulmuştuk? Alfayı 30 derece bulmuştuk. Yalnız buradaki alfayı 30 bulmuştuk arkadaşlar. Alfa 30 ise gördüğü yayda kaç yapar? Zaten 60 derece yapar. Yanlış değil de eksik bulmuşuz ilk, şimdi, ilk çözümde daha doğrusu. Alfa 30 gördüğü yayda 60 yapacaktır. Yani ED yayının uzunluğu daha doğrusu ölçüsü kaç derece oldu? 60 derece oldu sevgili gençler. Geldik şu soruya. Bak şimdi. A hocam. Şöyle bir şey var. 80'i. Bir kere hep ne diyoruz arkadaşlar? Bilinenden gideceğiz. Bilinenden. 80'i kullanalım. 80 ise gördüğü yay nedir? 180 değil midir arkadaşlar? Pardon iki kat değil midir? 80 ise 160 derecedir değil mi burası? Evet burayı 160 derece bulduk. Peki benim şu teğetliği kullanmam lazım. Hocam bu teğetse burası 160 derece ise neydi? Şöyle teğet olduğunda teğet teğet olduğunda burası alfaysa burası 180 eksi alfa değil miydi? Evet. O zaman 160 ise burada kaçı? 180 hata e anlayana. Yani 20 derecedir. Peki aynı şey şu küçük çemberde de yok mu? Teğet teğet 20 ise o zaman burası kaç yapacak? 160 yapacak. Tamamı 360 olduğu için arkadaşlar buraya 200 derece kaldı. Burası 200 derece ise alfada ne olur? Çevre açıdan dolayı 100 derece yapacaktır sevgili gençler. Yani bu sorumuzun cevabı da 100 çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Aa hocam ne güzel. 50 ise direkt buraya kaç diyebilirsin? 130. 180 e tamamlıyor. Hocam 60 ise 120. Of süper. 360'a tamamlayıp şu açıyı bulurum. Ondan sonra da alfayı bulurum. Harika. Ya da direkt üçgenden de bulabiliriz arkadaşlar. Nasıl? 50-60 daha kaç? 110. 180'e tamamlayan açısı kaç derece yaptı? 70. Aha da burada şu ikisi 70 derece ise teğet teğet olduğunda buradaki yayın ölçüsü 180'e tamamlayan açısıydı. 110 derece yapar. E, alfa'da Alfa da burada çevre açı var arkadaşlar. Kaç derece yapacaktır? Direkt 55 derece yapacaktır. Yani e, çevre açıda 1'e 2 oran var ya arkadaşlar. Yani gördüğü yayın yarısına eşit ya ya da çevre açı alfa ise gördüğü yay 2 alfaydı ya ondan dolayı alfaya 55 derece bulduk. Geldik son soruya arkadaşlar. Son soruda da şöyle bir şey verilmiş. Katlama. Katlama. Yalnız bu son soruyu çözerken şöyle bir arkadaşlar çok güzel bir soru bu da şey yaparsanız sevinirim ödüllü soruymuş gibi davranırsanız videoyu durdurun kendiniz çözmeye çalışın. Şöyle bir 2 üç dakikanızı ayırın bazen arkadaşlar size bu tür sorular şey yapar ne yapar böyle bütün konuyu tekrar etmenizi sağlar. Mesela burada teğet etkili çatı var o var bu var şu var açı ee, var dış açı var ya da e, bunlar olabilir daha doğrusu bilmiyorum. Ee, o yüzden bu soruyla uğraşırsanız sanki biraz bir şeyler böyle e, olayı öğrenmiş misiniz, mi, öğrenmemiş, öğrenmemiş misiniz gibi kavramlar da ortaya çıkar. Ya da ah be hocam şurayı kaçırdım, ah be şurayı fark etseydim keşke diyeceğiniz noktalar bile çok önemli arkadaşlar. O yüzden şöyle bir en az bir 2-3 dakika uğraşın, 5 dakika uğraşın arkadaşlar. Bazen bir soruyla uğraşmak bütün konuyu size tekrar ettirebilir. Ve soruyor uğraştıktan sonra da lütfen ama lütfen mesaj yazın. Hocam yaptım, şöyle oldu, böyle oldu. Şurayı fark edememişim Şu bilgiyi kullanmadım gibi şeyleri. Çünkü hep ne diyoruz biz? Verilen bilgileri kullanırsanız sonuca çok rahat bir şekilde ulaşırsınız arkadaşlar. Tamam? Verilen bilgileri lütfen ama lütfen kullanın. Soru üzerinde kullanın. Ve herkesten yorum bekliyorum ha izleyen herkes bakacağım atıyorum 10 bin izlenme mi var? 10 bin mesaj bekliyorum. Lütfen arkadaşlar dediklerimizi de yapın ya. Allah Allah. Yaptım yapmadım şu bu. Ben de Türkiye'deki öğrencilerin gerçekten durumlarını merak ediyorum yani. Yaptım yapamadım. Şu şu bilgiyi kullanmadım. Şöyle oldu böyle oldu. Lütfen. Tamam. Evet. Biraz dediğimizi yapın ya. Allah Allah. O kadar komutan diyorsunuz. Komutan dedi yapılmaz mı? Neyse geldik şuraya. Bak şimdi 40 derece verilmiş. Ben bunu böyle katlamışım. Katladığımda böyle oldu. Peki katladığın zaman ne oldu? Bu yayın ölçüsüyle bu yayın ölçüsü eşit oldu. Aynı değil mi? Katlanmışı. Katlanmışı geri açıyorduk biz ama tamam. Geri de açabilirsiniz arkadaşlar şu şekilde. Ama sanki burada birbirine teğet şeyler var. Biz neyi biliyoruz? Birbirine teğet çemberler biliyoruz değil mi? Sanki burada böyle katlanmışı geri açmasak da teğet oldu ya. Birbirine teğet olan çemberlerde biz ne yapıyorduk? Ortak teğeti çiziyorduk. Şeyi anımsattığı için burada sanki şöyle bir şeye tamamlayayım arkadaşlar. Çembere tamamlayayım. Arkadaşlar çok güzel bir şey. Bak çembere tamamladığım zaman. Hop. Bu çember ile bu çember ya da daire birbirine eşittir. Bu Kenan Kara tarzı bir soru arkadaşlar. Piyasaya ben koydum bu soruyu. Daha tam kullanılmadı ama bu sene büyük ihtimalle kullanılır arkadaşlar. Geçen sene de yazmıştım. Geçen sene ortalarında şey yapmıştım. Ama artık kullanılır. Çok güzel bir yöntem var çünkü. Güzel bir taktiği var. Niye bunlar hocam böyle? Çünkü arkadaşlar bakın şu daire kesmesine ait bir daireyi böyle tamamlarsam şu kesmenin daire tamamlanmışı bu daire yapıyor. Aynı şekilde sen bunu böyle katlamışsın. Yani sen bunu böyle katladın, alttakini şöyle açtın. Yine aynı daire yapmaz mı? O yüzden bunun bu daire kesmesinin de tamamlanmış hali buradaki daireyle aynı olmak zorunda arkadaşlar. Bitti. Tamam mı? Olay bu. Peki aynı şekilde şu daire kesmesinin de daireye tamamlanmış hali bu. O zaman buradakini de ben şöyle daireye tamamlayacak olursam bu daireyle şu dairede yine ne olmak zorunda? Çünkü bu daire kesmesinin daireye tamamlanmış hali bu. Bu daire kesmesinde daire daireye tamamlanmış hali aynısı yapmak zorunda. Yani eş daireler yaptı. Belki kullanacağız belki kullanmayacağız. Ama belki de sadece şuradaki ortak tehlikeyi kullanacağım. Yani şu daire bu daire ve şuradaki daire birbirine eş daireler. Aynı daireler arkadaşlar. Şimdi. Şimdi şimdi şimdi. Tamam 40'ı da kullanacağım. Bu arada şunu da unutmayalım. Buradaki yaylar birbirine eşit. Tamam mı? Bunlar da aklımıza bulunsun. Şimdi iki çember. Birbirine teğet olan iki çember gördük. Birbirine teğet olan iki çember gördüğümüzde ne yapıyorduk? Ortak teğeti çiziyorduk arkadaşlar. Bu bizim olmazsa olmazımız. Ortak teğeti çizdik. Peki ortak teğeti çizmekteki amaç neydi? Ortak teğeti çizmekteki amaç her iki çemberde de teğet kiriş açıyı kullanabilmekti. Bunu yapmıştık bir önceki videoda değil mi? Teğet kiriş açıda. O zaman bunu kullanacağım. Bir de bana şey demiş ama. Burada bir şeyler vermiş. D, t yayı bölü TD. Bak şu yay bölü bu yay. 1'e 2 verilmiş. Kullanalım. Hocam burası A iken burasını 2A vermiş. Hocam burası B iken buraya da ne vermiş? 2B olarak vermiş. Peki Bunları da yazdım. Yazdıktan sonra şu teğet kiriş açıyı kullanacağım. İster A'ya göre kullan ister 2A'ya göre kullan. Arkadaş şu 2A'ya göre kullansak daha iyi. Teğetim var. 2A yayına ait kirişim yok. Şu kirişi oluşturacak olursam teğet kiriş açıdan 2A ise burası ne oldu? A mı oldu? Aynı şekilde 2B'ye ait teğet kiriş açı oluşturursak teğet kiriş açıdan bak teğet kiriş açıdan 2B ise burası da B mi yaptı? Evet yaz bunları. 2A ise burası A yaptı. 2B ise burası da B yaptı. Süper. Bak bir de burada ne çıktı? Bir boynuz mu dersiniz? Kırkı da kullanacağız ya. Bu merak mı dersiniz? Ne derseniz deyin arkadaşlar. Ama bana burada kaçlar lazım hocam? Şu açı ve şu açı lazım. E bu yay A'yı görüyor. Bakın burası A bölü 2 olmaz mı? Olur. Keşke şey deseydik ama önemli değil. Yazın A bölü 2. Ya da direkt değiştirebilirsiniz de şimdi. Hocam burası A ise A bölü 2. Direkt A 2A yazıp buraya 4A da yazabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz hemen değiştirelim. Şuraya A dedim. Tamam mı? Yani, yani şuraya 2A dedim. Burada da 1'e 2 oran vardı ya. Burası 4A oldu. Burası 4A ise burası 2A oldu arkadaşım. O zaman burası da aynı şekilde 2B diyelim. 2B ise burası 4B oldu. Rasyonelle uğraşmak istemiyorum. Ondan dolayı böyle dedim. Burası 4B ise teğet kiriş açıdan. Burası da 2B oldu. Teğet kiriş açıdan arkadaşlar. O zaman burası 2A ise burası A oldu mu çevre açıdan? Evet. Burası 2B ise burası da B oldu mu? Evet. Şimdi bizim boynuzumuz var burada. Bu merank ya da şal var. Ne derseniz deyin. A 40 ve B'nin toplamı 2 artı 2 b eşit değil mi? Yaz. 2 artı 2B eşittir. A artı bakın. A artı B artı 40'a eşit olacak arkadaşlar. A artı B artı 40'a eşit oldu. O zaman A artı B. A'yı B'yi öbür tarafa atınca 40'a mı eşit oldu? Evet 40'a eşit oldu. A artı B'yi 40 buldum. Dikkat edin burası kaç A? 6A. Burası kaç B? 6B. Yani şurası 6A burası 6B'yi bulduk zaten. Şimdi benim şuradaki 40'a bakaraktan şu gördüğü yayların farklarının yarısı diyebilir miyim? Diyebilirim. Yani şuraya x yayı buraya y yayı diyecek olursam 40 açısı neye eşit arkadaşlar? 40 açısı e, x eksi y bölü 2 eşit. Yani buradan ne çıktı? x eksi y yayı kaç eşit oldu arkadaşlar? 80'e eşit oldu. Nereden çıktı? Şu 40'ı kullanırsak arkadaşlar. Gördüğü yayların farklarının yarısına eşit. Peki hocam x artı y yayı da belli. Niye? x artı y artı 6a artı 6b'nin ne olduğunu biliyorsun sen. x y 6a 6b 360 olduğunu biliyorsun. E sen zaten A artı B'yi bulmuştun burada. A artı B 40. A artı B 40 ise 6 A artı 6 B 6 k çarpı 40'tan 240 yaptı. O zaman 360'tan da 240 çıkınca 120 mi kalıyor? X artı Y yayında ne bulduk arkadaşlar? X artı Y yayında 120 bulduk. Tekrarlıyorum. Burası 6 çarpı 4'ten 24 çıktı. 240 çıktı. X artı Y de buradan ne geldi arkadaşlar? X artı Y de 360'tan 240 çıkart 120 geldi. O zaman şurada da zaten x eksi y'yi 80 yi bulmuştuk. x artı y'yi de altına yazarsak 120 diye. İki bilinmeyen iki denklem taraf tarafa toplarsam 2x eşittir. 200. X'i buradan kaç buluruz? 100 buluruz. Benden de ne isteniyor? A, B yayının ölçüsü isteniyor veya cevabımız da kaç yapar arkadaşlar? 100 derece yapar. Valla umarım yapabilmişsinizdir arkadaşlar. Ha zor bir soru mu? Zor bir soru. Yapılamayacak bir soru mu? Hayır yapılacak bir soru. Çünkü oraları teğet. A iki çember birbirine teğet ortak teğeti çizeceksin. Ortak teğeti çizmekteki amaç hep bunlardan bahsettik. Teğet kiriş açıları kullanabilmek, gibi 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 şeyler arkadaşlar. Bu bilgileri kullanabildiğiniz sürece, verilen bilgileri kullanabildiğiniz sürece her zaman sonuca ulaşabileceğinizi hep anlatmaya çalıştık zaten sizlere. Değil mi? Evet, bu videoyu da burada sonlandıralım arkadaşlar. Bir sonraki videoda ne yapacağız? Bir sonraki videoda hem kirişler dörtgenini hem de çember çizerek yapılan sorulardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.